akşamlar. İyi sağ ol, sen nasılsın? Neler yapıyorsun? Ne yapayım, setten çıktım. Onu arkadaşlarımızla birer kahve içtik. Evlerimize doğru geçiyoruz. Set nasıl geçiyor bu arada? Güzel. Set nasıl geçsin ya? Çok yoğun. Tam böyle yoğun dönemleri setin. Kış ortası olunca öyle oluyor. Öyle yani, başka bir şey yok. İndiray Hanım'ı soracağım hemen. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerden evi. Çok teşekkür ederim. Barışma söz konusuydu. O yüzden. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi hiç konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Konulara girmek istemiyorum. Evet, hiç. Evet. Mesajlarım ifşa olmuştu. Bununla ilgili bir mahkeme süreci vardı. Şu an yasal süreçte. Bu konuyla alakalı konuşmak istesem de konuşamıyorum. Bunlar kötü şeyler. Yani bunlar suç. Sanal suç. Siber suç. Siber zorbalık. Evet, birçok insan bunları yaşıyor. Birçok insan bunları maalesef ki yaşıyor. Çünkü ilginç bir şekilde merak ediliyor. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Kimle birlikteyiz, kimle birlikte değiliz? Bunlar çok merak ediliyor ve Aslı'yı çok tanımıyorum. Bir iki kere görmüştüğüm var ama çok üzüldüm onun adına. Çünkü zor bir şey bu. Ve yani kınıyorum ben böyle insanların böyle şeyler başına gelince çok üzülüyorum. Kendi başıma gelince de bizzat çok üzüldüm. Umarım kimsenin başına gelmez çünkü insanları ilgilendiren bir şey değil. Bizim özel hayatımız veya ne yaptığımız, ne ettiğimiz, kimle görüştüğümüz, nerede yürüdüğümüz, nasıl fotoğraf çekildiğimiz. Biz işimizi yapıyoruz, işimizle gündeme gelmek istiyoruz. Aslında istediğimiz şey de bu hepimizin. O yüzden Aslı'ya da çok desteklerimi sunuyorum buradan. İnşallah hakkında her şey çok güzel olur. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Valla bu kadar. Fotoğrafta galiba yan yana yürüyordunuz. Evet, kendisi çocukluk arkadaşım yaklaşık. Ben 25 yaşındayım. O 17 senelik falan arkadaşım. Biz süt kokuyorduk sokakta yürürken beraber. Sarılırız da birbirimizin derdini de dinleriz. Beraber ağlarız, beraber güleriz. Biz arkadaş olarak, arkadaş çevrem hep böyleyiz. Bir